O zaman başka bir haberle, başka bir konuyla devam etmek isterim sizlerle. İran dini lideri Hamaney'in açıklamaları gelecek şimdi ekranlarınıza. İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna hedef alması ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini söyledi. Ve şöyle söyledi, şeytani rejim cezalandırılacak dedi. İsrail Dışişleri Bakanı ise İran toprakları üzerinden gerçekleşecek bir saldırının yanıtsız kalmayacağını belirtti. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak? Haberimiz geliyor. Konsolosluğumuza saldırdıklarında topraklarımıza saldırmış sayılırlar. Şeytani rejim bir hata yaptı. Cezalandırılmalı ve cezalandırılacak. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Şam'daki konsolosluklarına vuran İsrail'i bir kez daha sert sözlerle hedef aldı. Cezalandırılacaklar dedi. Rejime habis. Hamaney, Tahran'daki Büyük Musalla Camii'nde kendisinin kıldırdığı bayram namazının ardından konuştu. Amerika Birleşik Devletleri ve Batılı ülkelerin İsrail'in Gazze'deki katliamlarına sessiz kaldığını söyledi. İnsan haklarıyla ilgili tuhaf şarkılarıyla dünyanın kulaklarını sağır edenler nerede? Acaba Filistinliler insan değil mi ve hakları yok mu? İran dini lideri İsrail'in 1 Nisan'da Şam'daki İran konsolosluğunu hedef alan ve 7 askeri yetkinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili de net mesaj verdi. Konsolosluk ve büyükelçilik misyonları o ülkenin toprağıdır. Konsolosluğumuza saldırdıklarında topraklarımıza saldırmış sayılırlar ve bu uluslararası gelenektir. Şeytani rejim bir hata yaptı. Cezalandırılmalı ve cezalandırılacak. İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Katz, sosyal medya platformu X'ten Hamaney'i etiketleyerek paylaşım yaptı. Eğer İran kendi toprakları üzerinden saldırı düzenlerse, İsrail cevap verecek ve İran'a saldıracak dedi. İsrail basını ise askeri yetkililerin İran'ın Ramazan bayramının son günü olan 12 Nisan'a kadar misilleme yapmasını beklemediğini yazdı. İddiaya göre İran sivillere yönelik bir saldırı gerçekleştirmeyecek, askeri ya da stratejik varlıkları hedef alacak. Bu kapsamda İsrail ordusunun İran'dan ya da bölgedeki vekil güçlerinden gelebilecek saldırılara hazırlandığı aktarıldı. Aslında gece ajansının girişine de yine böyle bir küçük değinmiştik. Bir misilleme olur mu, vekiller üzerinden mi olur, nasıl olur diye, ama şimdi şöyle bir bilgi de var. CENTCOM komutanı İsrail'e gidecek. Dolayısıyla aslında bu İran acil durum planını konuşacak. Hani bir saldırı olur mu, olmaz mı? Ayhan Bey, sizin öngörünüz ne? Çünkü aslında günlerdir konuşuyoruz bunu. Hatta cuma cumartesi dendi. İşte bugün perşembe. Sümeyye Hanım, hatırlarsanız Trump böyle bir sene önce galiba bir mitingde Kasım El Süleymani'nin öldürülmesinden, katledilmesinden sonra İran'ın yaptığı karşı saldırıyı, İran'ın Amerikalılara haber verdiğini, bakın biz sizin karşı saldırı olarak, yani kendi imajımızı kurtarmadan şurayı şuraya vuracağız, bilginiz olsun diye Trump yönetimini bilgilendirdiğini Trump bizzat açıkladı. Şimdi böyle bir İran var olayın bir tarafında. Bunu bence öncelikle akılda tutmamız lazım. Diğer taraftan da biraz önce de biraz bahsettik. İsrail'in içinde bulunduğu bu sıkışmışlıktan, ABD dahil önemli müttefiklerini Refah sınır kapısına yapılacak operasyona ikna edememesinden vesaire kurtarabilecek bir önemli bir çıkış yolu İran ile sıcak bir çatışma yaşaması. İran ile sıcak bir çatışma yaşaması durumunda Amerika'nın İsrail'i desteklememe gibi bir opsiyonu yok. Yani Hamas'a yapılan... Yeni bir bilgi söyleyeyim mi size şu an gelen? İran, Tahran hava sahasını tatbikat nedeniyle trafiğe kapatmış. Yani olabilir, dediğim gibi görüntüde kendisini kurtarmak için bir şeyler yapacaktır İran, muhakkak. Olayı o değil mi zaten ya? Yani İran bunu yapıyor, güzel. İkiniz de inanmıyorsunuz. Yani yok. Hep ses var, biz daha görüntü göremedik yani. Hani ses var da görüntü yok. Bakın Sümeyye Hanım, ben Suriye'yi doktora tezimde çalışıyorum. Suriye'de belki 10 senedir İran'a birçok saldırı yaptı. Suriye topraklarında. Aynen. Yani defalarca vurdu İsrail. Önemli komutanlarını vurdu, önemli tesisleri vurdu, önemli istihbarat elemanlarını vurdu. Bakınız Amerika Kasım Süleymani'yi vurdu. Bunların hiçbirinde gerçekten karşı tarafın canını acıtacak bir tane iş yapmadı İran. Yani şimdi biz bu 10-15 yıllık tarihsel ki bilgiyi... Kasım Süleyman'dan sonra da çok büyük bir hamle bekleniyor. Tarihsel bilgiyi bildikten sonra burada bir şey beklemek bence bizim açımızdan biraz iyimser bir hocam, müsaadenizle şöyle bir araya gireyim. Buyur hocam. Türkiye'deki İran imajı
Türkiye'deki İran propagandası muazzam yapılmış. Özellikle evet, bizden evet. bir üst nesile. Yani şu an 40 yaşın üstünde olan insanlar, öyle söyleyeyim, kafalarında bir İran var böyle şey gibi yani. Anlatsanıza bize nasıl bir İran var? Yani alaycı olacak çünkü şimdi böyle anlatınca dalga geçiyormuşum gibi olacağım ama özetle şu. Yani İran'ın her şeye muktedir olduğu, Orta Doğu'daki bir numaralı güç olduğu ve haksızın yanında hemen mazlumun bittiği, yanında. Haksızın hakkını her hemen teslim ettiği, emperyaliste, küreselciye karşı bir muazzam bir güç olduğuna dair bir propaganda yedirilmiş insanlara. 40 yaş üstü şu an Türkiye'de 40 yaş üstü herkese. Benim anladığım bu. Bir Avrasyacı propagandanın bir tekamül ve devamı olduğunu düşünüyorum bunun. Fakat gerçek hocamın da daha kibar ifadelerle anlattığı aslında bu. Böyle bir şey yok. Yani İran'ın İsrail aleyhine yaptığı hiçbir şey yok demek belki haksızlık olur ama çok küçük. Doğrudan yaptığı yok diyebiliriz doğru, bence. Evet, belki evet. proksi örgütlerle, evet, evet. elindeki yani, elin altı evet. örgütlerle bir şeyler yapıyordur yani işte, belki ama. Nasrallah'ın falan yaptığı evet. bazı şeyler var illaki ama genel olarak baktığımız zaman düz olarak, direkt olarak İran'ın İsrail'e karşı yaptığı hiçbir şey yok diyebiliriz. Hemen hemen diyelim hadi neyse. O yüzden de bir İran imajı var. Fakat dediğim gibi biz İran'dan bahsederken daha çok İran'la ilgili temel şey demin de söylediğim gibi ses var, görüntü yok. Biz İran'ı göremedik. Bu arada reisi, İran Cumhurbaşkanı Haniye'yi arıyor, İsmail Haniye'yi ve başsağlığı dilemiş. Tamam işte gene ses var ama görüntü yok. Çocuğunu ve torunlarını kaybettiği yani, için. Allah rahmet eylesin, başı sağ olsun. Tabii ki. Kendisini tabii ki ayrı ama işte İran'la ilgili maalesef bölgede ve bunun da herkes de farkında bence. İsrail de bunun farkında, Amerika da bunun farkında. Yani biz burada işte iki tane akademisyen bunu söylüyorsak onlar da hayli hayli bu işlerde çok daha fazla vakit ayıran kurumlar falan bunu net bir şekilde görüyorlar. Yani tabii. maalesef bu bir gerçek. İran ancak gücü biliyorsunuz Azerbaycan'a satışıp ondan sonra onda da başarısız olmaya falan yetebiliyor. Yani işte Ermenistan'ı desteklemeye yetiyor. İran devletinin, ya bu arada İran milletine bir şey söylemiyorum burada Farslara falan öyle bir şeyim yok, kimse yanlış anlamasın. İran yani İran'daki rejime aslında buradaki mesela rejim problemli bence. İran rejimi ancak işte hem kendisini işte İslam'ın koruyucusu olarak görür hem de Azerbaycan gibi Müslüman çoğunluklu devletler Hristiyan çoğunluklu devletle savaşırken gider Hristiyan çoğunluklu devleti destekler. Ya bu İran'daki Molla rejimi, bu tabiri Azerbaycan'da kullanılan çok hoşuma gitti. Bundan sonra hep böyle bahsedeceğim. Molla rejimi maalesef yani savunduğu şeylerin hiçbirini, keşke bu arada ha konuştuğu şeylerin dörtte birini yapsa dünya çok daha güzel bir yer olur ama işte sadece konuşuyor, hiçbir şey yapmıyor maalesef. Ahmedinejad belki bunu biraz değiştirmeye çalıştı. Ben öyle düşünüyorum. Onu da yediler. Onu da yediler aynen işte evet. Bir de Sümeyye Hanım şöyle bir şey de olabilir tabii. Şimdi hocamız da dedi ya. Yani bence Amerika'da, İsrail'de İran'dan ciddi bir doğrudan bir saldırı beklemiyordur diye düşünüyorum. Ve burada... Ummadık taş baş yarar mı? Yok ya şöyle inşallah yanılırım yarsın bu arada. Yarsın bence de inşallah yani. Ben yanılmaya çok şey ben bazen bazı hayatta bazı tahminlere ediyorum sonra da ekliyorum. İnşallah evet. yanılırım yani. İnşallah. Ama bu biraz şey gibi de Sümeyye Hanım. Şimdi Netanyahu biliyorsunuz İsrail yönetimi Gazze'de masum sivil halkı katletmekten başka hiçbir şey başaramadı. İşte diyoruz dün halen Han Yunus'ta güya kontrolleri altındaki olan Han Yunus'ta İsrail askerleri pusuya düşürüp Hamas direnişçileri tarafından öldürüldü. Geri çekilmek zorunda kaldılar. Şimdi kendi kamuoyuna ne verebildiğine baktığımızda Netanyahu'nun hiçbir şey veremediğini hiç görüyoruz. Hiç propaganda savaşı. Şimdi bakıyorsunuz büyük gösteriler yaşanıyor. Hocamızın da dediği gibi içeride bir demokrasi var. Dışarıya karşı inanılmaz ırkçı bir rejim ama kendi halkına karşı inanılmaz özgürlükçü, demokratik. Ve bu demokratik ortamda onlara karşı ciddi bir tepki oluşturuyor. Buna izin veriyor. Ve burada Netanyahu kendi kamuoyuna sunabilecek hiçbir şey bulamadı. Gazze'yi Hamaslı direnişlerden temizleyemedi. Rehinelerin önemli bir kısmını alamadı. Sadece anlaşmayla alabildiklerini aldı. Gerilerini kurtarabildiği doğru düzgün rehine yok. Diğer taraftan bakıyorsunuz bütün İsrail medyasının kendisinin de bunun farkında olabileceği bir şekilde Batı'daki müttefikleriyle ilişkileri inanılmaz derecede zedelenmiş durumda. Hatta bakınız Trump diyoruz yani destekler. Trump bile yani Trump gibi bir adam bile İsrail'e bakınız sizin bu savaş uzadıkça Batı'daki imajınız zedeleniyor. Yalnızlaşıyorsunuz artık bunu bir an önce bitirin. Önerisi sunmuş.
sunulmuş bir iktidardan, rejimden bahsediyoruz. Siz konuşurken bir yandan da hani bir şey var mı yeni düşen, evet, bu meseleyle ilgili diye bakıyorum. Amerikan basınının bir iddiası var ki, hı-hı, işte olacağı yönünde bir saldırının, İran ve destekçilerinin İsrail'e yönelik füze saldırısı düzenleyebileceğini iddia ediyor. Amerikan basını istihbarat kaynaklarına dayandırılıyor haber ve şöyle, saldırı her an gerçekleşebilir. Evet. Ki, yani oklar da bu geceye gösteriyor. Hocamın aslında dediği gibi İran'ın vekilleri böyle bir şey yapabilir. Evet. İran'ın kendisi, İran hükümeti, Molla rejimi işte bunu yapmaz. Evet, ben de yani böyle televizyonda bu tarz öneriler sunmak biraz risklidir. Bunun farkındayım ama ona rağmen ben iddia ediyorum. Ben İran topraklarından İsrail topraklarına bir füze yollanması bence çok olası değil. Yollarlarsa da giderler boş bir araziye falan atarlar. Aynen. Koordinatlarına kadar böyle verirler, hmm, öncesinde İsrail'e. Nasıl Trump yönetimine söyledilerse aynı şekilde, ancak böyle bir şey olur. Diğer taraftan dediğim gibi İsrail'de Netanyahu'da İran'da bir şeyler, bir iki komutanı öldürerek kendi iç kamuoyuna bakın biz İran'da komutanları öldürdük. Bu güya operasyonu, Hamas'ın operasyonunu planlayanları bir ceza verdik vesaire. Kendi iç kamuoyunu kandırmaya, o propaganda savaşına yönelik hamleler yapmaya çalıştığını düşünüyorum. Bunun haricinde fiili bir şey yani bence Batı'da çıkmaz. Batı da bu arada İran'a görece çok az zarar verdi. Herhalde o Kasım'ı hariç çok ciddi bir kayıp da vermedi İran, benim anladığım. Bu Kasım'da çok büyük bir kayıp ki Türkiye'de bile İran yanlısı gruplar onun, biliyorsunuz hani Türk olacaklar, bir de üzülüyorum ama Türkiye'deki İran yanlısı gruplar bile adamın resimleriyle yürüyor. Niyeyse böyle bu kadar şey oldu ondan. Hani İran iç kamuoyuyla alakalı çok uzmanlık alanım değil, o yüzden o konuda konuşmayayım ama büyük bir etki yarattığında aşikar. Evet hocam, mesela Suriye'de İran'ın yapmadığı katliam, desteklemediği bir şey kalmadı. Batı'dan bir tane tepki, mesela Esad'a arada bir şeyler yalandan da olsa geliyor. Aynen. İran'a bir tane tepki gelmedi. Yani sanki bunu Esad tek başına yapmış gibi, yanında Hizbullah ve İran yokmuş, hı hı, gibi hiç ses çıkartmadılar. Sanki yani baktığınızda aslında sahaya fiilen hiçbir karşıtlık yok. Ya bakın, bu arada zamanı gelecek bunlar hepsi koca. Halepçe'deki bile İran'ın rolünü konuşacağız. İşler dönecek, bunların hepsi tekrardan açılacak bu dosyalar. Bakın Halepçe diyorum ne kadar eski, farkındasınız değil mi? Evet. Buradaki İran rolü daha iyi konuşulacak. Buradaki o rejimin rolü dahi, oradaki rolü dahi konuşulacak. Biz, bu program çok güzel oldu. Türkiye'de bu kadar rahat bir şekilde İran eleştirildi herhalde Türk televizyon tarihindeki ilk program oldu. Biraz İrancılar tarafından bence hocam yavaş yavaş konuyu diyeceğim. İrancılar şu an pusuya yatmış, bekliyor olabilirler. Biz hocam korkuyorum en fazla. Bekarsanız bir sıkıntı şey yok. Diyelim o zaman. Sıkıntı yok. Netanyahu'ya tepkiler de artıyor. Bir de ondan bahsedelim. Oraya geçelim. Siz de biraz dinlenmiş olun en azından.